Evet. Sebbihillah. Allah'ı tesbih edin. Sübhanallah deyin. Mi'ate tesbiha. 100 defa Sübhanallah deyin. Fe innehe ta'dilu leke mi'ate rakabe. Bu gündüz halis niyetle 100 defa Sübhanallah dediğiniz zaman sanki 100 köle azat etmiş gibi halis niyetle yaptınız mı? Günah, sevap kazanırsınız. Evet. Evet. Böyle demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Böyle 100 köle azat etmiş gibi samimi yaparsan böyle sevap kazanırsınız demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. İsmail aleyhisselamın soyundan hem öyle diyor. Tutika he min veledi İsmail. İsmail aleyhisselam bir İbrahim aleyhisselam Halil'in oğlu. Onun soyundan böyle seçkin kimselerden 100 köle azat etmiş gibi sevap kazanırsınız. O bunu söyleyin. Sübhanallahi deyin her gün. Her gün 100 köle azat etmiş gibi olursunuz. Evet, ondan sonra Rahmedillahe bimeti tahmide 100 defa da elhamdülillah deyin. Elhamdülillah deyin. Fe innehe ta'dülü leke mi'ete fersin evet şimdi diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem harbe İslam'ı yaymak için kafirlerin zulmüne engel olmak için imanı yaymak için adaleti hakkı yaymak için eskiden demiyor otomobil yok tank yok at var at savaş aletlerinin en güzeli aha böyle eğerlenmiş savaşa gidecek eğerlenmiş ata böyle 100 at 100 at evet öyle diyor 100 at sevabı Allah yolunda böyle 100 at sevabı kazanırsınız evet elhamdülillah derseniz yürekten Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini düşünerekten yürekten böyle 100 defa elhamdülillah derseniz 100 cihat atına cihada gitmiş gibi sevap azalırsınız öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene Peygamberimiz buyuruyor ki evet ve kebbirillâhe mi'ete tekbira 100 defa da Allahu Ekber deyin evet aynen okuyorum efendim kaynağında söylüyorum hani beleşten kazanmak derler buna yahu Sübhanallah demenin ne yorması var değil mi efendim Allahu Ekber demenin Elhamdülillah demenin La ilahe illallah demenin ne zoru var yahu ne zoru var evet böyle kolay bunu ama halis niyetle Cenab-ı Hakk'ı bana söyleyeceksin, söyleyeceksin her gün. Keza işte böyle böyle de diyeceksin bir de Allahu Ekber diyeceksin 100 defa. Dersen fe innehe ta'dilu leke me evet. O diyor ki gene bu 100 defa Allahu Ekber dersen evet kabul olunmuş kabul olunmuş evet 100 deve evet 100 deve kurban etmiş gibi sevap kazanırsın. Evet. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 100 deve evet mukallede böyle bir 100 deve şey etmiş gibi ve Allah yolunda böyle kabul olunmuş 100 deve kurban etmiş gibi sevap kazanırsınız. Ve hellillâhe mi'ate tehliye. La ilahe illallah deyin 100 defa. 100 defa la ilahe illallah deyin. Böyle olursa fe innehe temlev mâ beyne semâi vel ard. Böyle canı yürekten Allah'tan başka ilah yoktur. Her şeyi yaradan odur. Noksan sıfatlardan münezzehtir. Onda noksanlık yoktur. Ben de onun bir kuluyum diye duygularla bilinçli olarak 100 defa la ilahe illallah dersen ne diyor bak Peygamberimiz fe innehe temlev mâ beyne semâi vel ard. Semavet ve arzasını doldurur. Evet. Ve la yurfa'u yevme izin lihadin amelen aftale minha. Ve her gün böyle söylersen senden daha kıymetli sevap eden yoktur. Fazla söyleyeni ki hariç.
hepsi aynı. Böyle muazzam bir sevap kazandırır. La ilahe illallah dersen semavat ve arzı arasını doldurur. Böyle daha üstün sevap kazanan yoktur. Fazla söyleyen hariç tabii. Evet. Evet. İlla en ye'tiye misli me ateyte. Yani senin gibi söyler. Senden daha fazla. O hariç. Evet. Bunları tekrar ediyoruz canım. Evet. Şimdi Sübhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah Allahu Ekber. Yukarıda söylediklerimizi 100'er defa söyleyin efendim. 100'er defa bunları söylemeyi adet edinin. Her gün söyleyin. İşe giderken, işten gelirken, hatta yattığınız yerde, tuvalet hariç, pis yerler hariç. Tabii abdestli söylerseniz aleyhül ala olur. Ayrıca derece alırsınız. Abdestli söylerseniz namazların arkasından veya gece kalkar da teşrik aleyhül ala olur. Kat kat artar. Ama dediğim gibi işe giderken, işten dönerken, yaya giderken, arabada giderken söyleyebilirsiniz. 100 defa bunları söyleyin diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Sübhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, la havle. Evet, bunları söyleyin. Elhamdülillah söyleyin. 100'er defa bunları söyleyin. Aman ha, semavat arzı doldurmuş sevap kazanırsınız diyor güzel Peygamberimiz. Yani Allah hatırlayın, durun. Allah'ı unutmayın. Bunları söyleyin yollarda giderken, gelirken. Evet, bunları aman aman unutmayın. Böyle Peygamberimiz müjde veriyor güzel Peygamberimize. Evet, sonra yolda giderken şurada burada illa yüzü fazla söyle ya, Allah Allah. 1000 defa söyle. Daha fazla söyle. Evet, 100.000 söyleyen var efendim la ilahe illallah kelimesini her gün. Hem de nerede biliyor musun? Mesela Kars'taki Hasan Harkani Hazretleri, büyük evliya. Büyük evliya, onun da ticarethanesi varmış. Hem ticaret alışveriş yaparmış, hem de günde 100.000 la ilahe illallah dermiş. Nasıl olur hocam? Evet efendim, kalbinizi buna alıştırdınız mı? Kalbimiz bunu demeye alıştı mı? Siz konuşsanız bile bunu söylersiniz. Biz öyle mübarek büyük zatları gördük efendim. Seninle konuşur, belli oluyor zaten onun başka şey olduğu. Kalbi Allah der, la ilahe illallah der. Kalbiniz bunu alıştırdınız mı? Alışveriş yapsanız bile o işine devam eder. 100.000 la ilahe illallah diyormuş Hasan Arkan Hazretleri. Sen yani 100 defa hiç olmazsa söyle, herkes söyle. Yani falancadan izin almaya gerek yok. Bak Peygamber izin veriyor. 100 defa la ilahe illallah, 100 defa elhamdülillah, 100 defa Allahu Ekber, 100 defa elhamdülillah. Aman bunları söyleyin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunları bize böylece şey diyor. Evet efendim.